Batı Karadeniz bölgesinin Tek TürkSat Uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar dedi. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Açık ve ne söylüyor? Mafya bozuntuları için özel kanun çıkarmadılar mı? Hapisten çıkarmadılar mı? Gidip mafya bozuntusunun önünde el pençe durmadılar mı? Ya siz devleti mi yönetiyorsunuz? Mafyadan talimat alıyorsunuz ya. İçişleri Bakanı açıkça sarayı tehdit ediyor. 17-25'ten söz ediyor. Para kasalarından söz ediyor. Bir siyasi her ay 10 bin dolar para alıyor diyor. Tık yok ya. Kim bu ya? Hepimizin bildiği ama kimsenin görmediği. Siyasetçi kimdir? Açık ve net ortaya çıkması lazım. Açık ve net. Biz biliyoruz. Herkes biliyor aslında. Gazetelerde yazıyor. O kişide acaba yüz var mı, ahlak var mı? Ve o kişiyi ben siyaset kurumunun dışına çıkayım diye bir düşünce hafızasında tutuyor mu? Tutmaz. Kirliliğe bulaşmış insanlar yaşamları boyunca kirli gezmekten hoşlanırlar. Onlar için temizlik diye bir kavram yoktur. Bir hükümeti düşürecek kadar, bakın bir hükümeti düşürecek kadar, bir olay değil, iki olay değil. Onlarca olay ortaya konduğu halde adamlarda tık yok ya. Ya yüzünüz astar, hangi astardan, hangi deriden ya? Gerçekten ben bunu anlamakta bile zorluk çekiyorum. Rüşvet alan siyasetçilerden söz ediliyor. Tık yok. Uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar var ve siyasi otoritenin desteğiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Bu da söyleniyor. Yakalanan uyuşturucu dolayısıyla hiçbir savcı korkudan soruşturma açamıyor. Nasıl bir devlet? Nasıl bir anlayış? Kara para aktayanları bizzat talimatla önce serbest bırakıyorlar. Mal varlıkların üzerindeki tedbiri kaldırıyorlar. Yurt dışına çıkabilirsin diyorlar. Bunu yapan kim? Siyasetçiler talimat veriyorlar. Sonra İvedilikle tedbirleri kaldırın diye talimatı veren savcı yardımcısını da Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı yapıyorlar. Şu Allah'ın işine bak. Bir İçişleri Bakanı çıkıp da siyasetçi, bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor, para alıyor dediğinde bir tek savcı, Allah rızası için ya, bir tek savcı kalem bile oynatamıyorsa orada adalet mi olur ya? Bu ne de anlama gelir? Saray ve şürekası rüşvetçileri koruyor anlamına gelir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, HDP terörizmin siyaset ayağıdır dedi. CHP ile İP'in gizli ve kabrisli ortağı HDP, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. Cumhur İttifakı'na karşı güç birlikteliğinin başarılı olacağı iddiaları bölücü ağızların kesintisiz propagandası haline dönüşmüştür. HDP, CHP ile ipi çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. 2023 seçimlerinde ne olacağından, nasıl bir ortaklık kurulacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır. HDP'nin kapatılma süreciyle bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsamaktadır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca bununla bağlantılı olmak üzere cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tefsik edilmiş PKK'lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? Tipli bir milletvekilinin "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir" iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir alçak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, mezarlık olurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliğini Caddebostan sahilinden başlattı. Yani değerli arkadaşlar, bugün tüm Marmara'yı ilgilendiren, 7 şehrimizi kapsayan, 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Ve olayın çıktığı andan itibaren hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibi, talimatlarıyla yapılması gereken tüm çalışmaları, inanın, fikir birliği içerisinde ortak akılla yürütmeye çalışıyoruz. İçinde sanatçılarımız da var, vatandaşlarımız da var, bilim insanlarımız da var, belediyelerimiz var, valilerimiz var ve bu bize emanet bırakılmış. Doğayı koruyabilmek, denizlerimizi koruyabilmek adına da burada hep birlikte hareket etmek durumundayız. Denizden aldığımız numuneler çerçevesinde eylem planlarını belirledik. Biliyorsunuz 22 eylem planımız var. Bu eylem planlarından bir tanesi de deniz yüzeyindeki ve kıyıya vurmuş müsilajların toplanması. Bu sayede hem görüntü kirliliğini, hem koku kirliliğini, hem de denizin dibinde yaşayan canlıların nefes almasını sağlayacağız. Bugün de 7 ilimizde eş zamanlı olarak teknelerimizin, deniz süpürgelerimizin, yine bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler ve bontlarla, belediyelerimizdeki, kıyı emniyetimizdeki tüm araç ve gereçlerle 15 farklı noktada tüm Marmara'da 1000 tane de arkadaşımızın bu süreçte karada ve denizde destek verdiği bir çalışmayı eş zamanlı olarak başlatmış olduk. Amacımız çok kısa süre içerisinde kıyıdaki ve deniz yüzeyindeki müsilajı temizlemek amacıyla 7 gün 24 saat çalışmaktır. Ki bu sayede işte gördüğümüz bu manzaralara son vermek istiyoruz. Valilikler koordinasyonunda da inşallah bu süreci yürüteceğiz. Akabinde de stratejik eylem planı çerçevesinde de atılacak adımlarımızı 3 yıl içerisinde atmak suretiyle inşallah Marmara'mızı eski haline dönüştürecek tüm eylemleri yapmış olacağız. Biz de bakanlık olarak bu konunun takipçisi ve destekçisi olacağız. Gerek teknik destek, gerek maddi destek Sayın Cumhurbaşkanımız vereceğini ifade ettiler. Biz de tüm ekibimizle birlikte, inanın, bu problemin çıktığı andan itibaren gece gündüz çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin görüşünü alıyoruz, fikirlerini alıyoruz ve o doğrultuda da çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Marmara hepimizin diyorum. İnşallah el birliği içerisinde de Marmara'mızı kurtarıp eski haline getireceğiz. Ben size yolladığım şeyde bir lafım vardı.
İllere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştığı açıklamada illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin dedi. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu. Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az COVID-19 vakası görülen iller oldu. Karabük'te ise bu sayı 50 olurken çevre illerimizden Bartın'da 81,11, Kastamonu'da 91,15, Zonguldak'ta 83,61, Çankırı'da 69,10, Bolu'da 110,55 ve Düzce'de 63,36 olarak görüldü. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında çok büyük öneme sahip olan ve lojistik merkezi İnebolu'dan başlayıp kanı dolanmasının cephane taşıdığı Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu, Atatürk'ün ve isimsiz kahramanlarımızın anısına bu yıl bir kez daha geçiliyor. Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün bu yılki konu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Bakan Kasapoğlu etkinlikler kapsamında İstiklal Yolu bisiklet yarışını başlattı. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Kasapoğlu, İnebolu ilçesinde İstiklal Yolu bisiklet yarışının başlangıç törenine katıldı. Burada 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı 95 kilometre sürecek yarışı başlatan Bakan Kasapoğlu, sporculara başarılar diledi. Kasapoğlu daha sonra Heyamoğlu Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi. Gider yazım gelir ola heyamo. Heyamo vesesa. Ola yamo. Yamo. Heyamo esa. Al yeşil sancak çeker. Kastamonu İnebolu'da bugün Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün açılış töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün açılış töreninde konuştu. Evet, bugün tarihin en onurlu mücadelelerinden birini zaferle taçlandıran ve ardından da cumhuriyetimizi kurarak milli iradeyi milletimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane unsur olarak belirleyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizin, ordumuzun, milletimizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanın kurtuluşu için kadın erkek fark etmeksizin elim silah tutan herkes ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla düşmana karşı yek vücut olmuştur. Nice engelleri bir ve beraber olarak aşmıştır. İşte Şerife Bacı'nın, Halime Çavuş'un bu hissiyatı, Türk kadınının, bu aziz milletin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşinin, istikbal ve istiklal ruhunun ne kadar güçlü, ne kadar sönmez, bitmez olduğunun ispatıdır. Yarınlara güçlü bir şekilde yürürken, tarihimizin bu zenginliklerini daha ciddi bir şekilde idrak etmek için buradayız. Gençlerimiz de yarınlara bu güçlü yolu yürümek için buradayız. Diyoruz ya, kökü mazide bir ati diye, işte mazimizden aldığımız ilhamla, inançla, şuurla daha sağlam bir şekilde yarınları gençlerimizle inşa edeceğiz. Gençlik de şühedanın izinde olarak Atatürk ve İstiklal Yolu koşumuz bundan sonra
her sene artarak ve kuvvetlenerek gelişecek. İstiklalimizin kıvılcımının ateşlendiği İnebolu'dayız. 100 yıl önce bu topraklardan Şerife bacılar, Halime çavuşlar, Rahime kaptanlar ve daha nice kahramanlarımız o gün istiklalimizin kıvılcımını ateşlediler. Bu yolda çekilen çile büyüktür, ağırdır. İşte onun için Mustafa Kemal Atatürk 9 Haziran'da İnebolu'yu, yiğit İnebolu'yu, yiğit İnebolu'nun kahraman çocuklarını beyaz şeritli İstiklal madalyasıyla onurlandırmıştır. Şöyle demiştir: İstiklal yolu teslim olmamaktır. İstiklal yolu hangi şartta olursanız olun, hangi karanlıkta olursanız olun, mücadele etmek, milletinize güvenmek demektir. Bugün Türkiye'nin büyük mücadelesini, güçlü yükselişini işte o örgütler eliyle engellemeye, bizim hızımızı kesmeye çalışıyorlar. Asla başaramayacaklar. Asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Anadolu'nun tarih hazinesi şehirlerinden Kastamonu, fethedildiğinden günümüze kadar düşman işgaline uğramamış, alp eren ruhu bu kadim şehrin her köşesine damga vurmuştur. Anadolu'nun işgaline karşı canları pahasına direnip, bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı kahramanca mücadele vererek devletimiz, vatanımız, bayrağımız, istiklalimiz uğruna şehadet şerbetini içen, bizlere bu cennet vatanı emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve edebiyeti intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum. Gidiyor düşmana karşı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşüne katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra elinde Türk bayrağıyla yürüyüşte yer aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Türk ocakları önünden başlayan yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı. Bakan Kasapoğlu yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyüşçülerle vedalaştı. İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş 11 Haziran Cuma günü Kastamonu'da sona erecek. Yürüyüşe Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vilinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay ve vatandaşlar katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Filios Limanı'nın açılışı yapıldı. Açılışa katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Filios Limanı'nın kuruluş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu liman sadece bölgemiz açısından değil, ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip dedi. Cuma günü akşamüstü doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımız uğurlu elleriyle Filios Limanı'nın altyapısının açılışını gerçekleştirdi. Doğrusu ben de o geçmişte hasbelkader emekleri olan bir insan olarak ben de o tarihi ana tanıklık etmek istedim. Orada Filios'ta arkadaşlarımızla birlikte olduk. Karabük heyetinden milletvekili, il başkanı, ticaret odası arkadaşlarımızla birlikte o tarihi güne tanıklık ettik. Öncelikle Filios Limanı'nın da hem bölgemize, Karabük'ümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu bizim tabii
Orada Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bu bölgenin, ülkenin 150 yıllık bir rüyasıydı aslında. Biz tabii belki yaşımız itibariyle 20-30 yıldır arzularımızı Kardemir'in arzu etmesini biliyoruz da. Ama Abdülhamit Han Hazretleri döneminden beri Türkiye'nin gündeminde olan bir proje. Ben çok iyi hatırlıyorum. 90'lı yıllarda devlet planlamada uzman iken Refah Yol döneminde rahmetli Erbakan Hoca'ya, o zamanki Devlet Bakanı Rıza Güner'i Bey'di, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı, ona o bizden özel bir rapor istedi ve bölgesel kalkınma açısından bir rapor istedi. En önemli projelerinden bir tanesinin Filios Limanı olduğunu o tarihlerde, 1996 yılında o tarihlerde biz o raporu verdik. Ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda tabii bölgenin kalkınması, Zonguldak, Batı Karadeniz bölgesi gelişim projesinin ki yurt dışındaki JICA aracılığıyla yaptırıldı. Japon destekleriyle böyle ciltler dolusu bölgenin gelişme kalkınması ile ilgili JICA yardımlarıyla o proje hazırlandı. O projenin en önemli ayağından bir tanesi Filios Limanı bölgemizde. Tabii orada Kardemir de vardı. TTK'nın sorunları var. İşte kağıt fabrikasının var ve benzeri gibi. Yani bölge göç vermeye başlamıştı. Evet. Çünkü o dönemlerde TTK ve Kardemir zarar ettiği için kara delik olarak görülüyordu. İşte o nedenle işte geldiğimiz noktada 95 yılında 1 TL'ye satıldı. O yıllarda tabii en önemli bölgesel gelişme projelerinden bir tanesi Filios Limanı'ydı. Ama çok şükür aradan işte 26 yıl geçti. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını gerçekleştirdi. Bu liman sadece bölgesel açıdan değil, ülkemiz açısından çok önemli bir liman hüviyeti taşıyor. Safranbolu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olması için nakdi yardım yapma kararı aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Leyla Dizdar Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan Haziran ayı meclis toplantısında zor günler geçiren esnafa destek için önerge verdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ek gündem maddesi olarak sunulan önerge meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Siftah bizden, bereket Allah'tan sloganıyla başlatılacak olan yardım kampanyasının esnafa can suyu olması amaçlanıyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu Haziran Meclisi ilk toplantısında önerge olarak sunmuştum. Evet, bu yaşadığımız pandemi dolayısıyla birçok esnafımız zor durumda. Çoğunlukla %80 her yerde aynı şeyler yaşanıyor. Çok zor durumdalar. Kapandılar, açıldılar. Hatta hiç açılamayanlar oldu. Çok kısa süre açılıp iş yapanlar oldu. Biz de bu Haziran'da artık yeni normalleşme sürecinde açan esnaf esnaflarımıza, iş yerlerine açan esnaflarımıza destek olmak, siftah bizden, bereketi Allah'tan sloganıyla yola çıkarak onlara destek olmak istedik. Bunu meclis gündemimize taşıdık. Meclis gündeminde de sağ olsun tüm meclis üyesi arkadaşlar, muhalifiyle ve iktidarıyla hepsi onayladılar. Ben tek tek hepsine çok teşekkür ediyorum bu önergemize destek verdikleri ve esnafın yanında oldukları için. Esnafımıza birazcık can suyu olsun istedik. Ahlatçı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, 2009 yılında ilk doğalgaz verilen Karabük'teki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahraman, Karabük şehrine doğalgaz verdikten sonra bugün itibarıyla 15 şehre doğalgaz verdiklerini belirtti. Biz 2009 yılından beri Karabük'e gaz vermeye başladığımız günden beri başlayan bir hukukumuz vardı. Karabüklü hemşehrilerimizle beraber bizi tekrar böyle bir buluşmaya imkan sağladığınız, fırsat verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Çorum'a da hoş geldiniz diyorum. Karabük şehrine 2009 yılında ilk gaz vermeye başladığımızda Karabük'e girişte yukarıdan baktığınızda simsiyah bir bulut tabakası
o hava kirliliği bir bulut tabakası gibi şehrin üzerine çekiyordu. Nefes alabilme imkanı dahi yoktu. Özellikle kış aylarında. Evet. Yoğun bir çalışmaya başladık. Çok hızlı bir çalışmayla beraber. 2010 yılında haddanelerin yaklaşık %90'ı hemen hemen gazlanmış oldu. Yani önemli miktarda şehri kirleten haddaneleri, bunların doğalgaza geçişleriyle birlikte hava kirliliğinde ciddi manada bir iyileşme sağlanmıştı. Akabinde bütün resmi kurumlar, konutlar, bugün tabii Karabük'te gaz vermediğimiz hemen hemen hiçbir yer yok. Sadece imarla ilgili problemi olan bazı caddelerimiz, sokaklarımız var. O sokakların dışında hemen her noktada doğalgaz hattımız, şebekemiz mevcut. Ve Karabük'le hemşehrilerimize çok yoğun bir şekilde gaz kullanıyorlar. Tamam, Safranbolu'da dahil tabii. Safranbolu'da dahil. Tabii şunu özellikle de hatırlatmak isterim. Biz 2009 yılında gaz verdiğimiz zaman Karabük şehrine ciddi bir yatırım yaptık. Yani Karabük'ün belki %30, %40'ına hitap edebilecek bir doğalgaz şebekesi yapmıştık. O dönemde orada bir söz çıktı. Yani Karabük'te doğalgaz zenginlerin yakıtı. Doğalgaz bize göre bir değil. Karabük emekli şehri. Karabük'te doğalgaz kullanılmaz gibi bir anlayış ortaya çıkmıştı. Ve Karabük'te biz 29 Ekim bayram kutlamalarıyla birlikte gazı verdik. Resmi programın hemen akabinde. Yıl sonuna kadar 520 aboneye gaz verebildik. Yani 100 bin nüfuslu Karabük'te 520 aboneye gaz verebildik. Karabük şehrine gaz verdikten sonra bugün itibariyle 15 şehre doğalgaz veriyoruz. Yani Karabük'le beraber 15 şehrimiz var. Doğalgaz kullanımı çok yoğun bir şekilde yaygınlaşıyor. Ülkemizde yaygınlaşıyor. Bugün ülkemizdeki tüm şehirlere kadar şehir merkezlerine doğalgaz gitmiş bulunuyor. Büyük ilçelerin tamamına doğalgaz gitmiş bulunuyor. Nüfusu az olan ilçelere de, onlarla ilgili hatta yakın olan ilçelerin doğalgazın götürülmesiyle ilgili de yoğun çalışmalarımız var. Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Safranbolu istikametinden Karabük'e giden Ege yönetimindeki otomobille AMI'nin kullandığı ve AA idaresindeki kamyonetler Bulak Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü EG ile yanındaki HG, SKG ve YAG yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Efrane ilçesi Soğucak köyündeki kazadaysa CD'nin kullandığı inşaat demiri çeken traktör henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Ters dönen traktörde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Köye çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Efrane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı. Bir kişi darbedildi. Küçükberk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kazada B.S. evden getirdiği tüfekle E.B. ile E.B.'yi yaraladı. E.B. kavgada ayrıca bıçak darbelerine maruz kaldı. M.A. da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek iki grubu ayırdı. Yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin parmağının koptuğu bilgisi üzerine sağlık ve polis ekipleri el feneri ve cep telefonu ışıklarıyla parmak aradı ancak koptuğu iddia edilen parmak bulunamadı. Kavgada tüfekle ateş açan B.S. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Bartın'da jandarma trafik aracıyla cipin çarpışması sonucu ikisi uzman çavuş 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bartın-Amasra Karayolu Çakraz Tepesi mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ters şeritte seyreden Mevlüt D idaresindeki cip ile karşı yönden gelen uzman çavuş İğne yönetimindeki Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi aracı çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Mevlüt D aynı araçtaki Hayrettin I ile jandarma trafik aracının sürücüsü uzman çavuş İğne ve uzman çavuş A.Y. yaralandı. 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çankırı'nın Şabanöz ilçesinde yapılan meydan projesinde 50 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için değişikliğe gidildi. Şabanöz Belediye Başkanı Faik Özcan göreve geldiğinde ilçe merkezinde bulunan ve otopark olarak kullanılan 8000 metrekarelik alanı güzelleştirme kararı aldı. Hazırlanan projede tek parsel üzerine yapılması planlanan dükkanların olduğu yerde bulunan 50 yıllık çınar ağacının korunması için projenin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda proje yeniden hazırlanarak birleşik olan dükkan projesi ikiye ayrıldı. Dükkanların arasında bırakılan ağaç da bir iş yerinden vazgeçilerek korundu. Belediye Başkanı Faik Özcan, aileler ve çocukların güzel vakit geçirebilmeleri için bölgeye güzelleştirme kararı aldıklarını söyledi. Şu anda insanların nefes alabileceği, işte gördüğünüz gibi havuzların olduğu, su seslerinin olduğu, yeşilin olduğu, çiçeklerin olduğu çok güzel meydan oldu. Konaklarımız da burada, dükkanlarımızı da teknik tabela yöntemiyle tekrar düzenledik. Gecesi ayrı güzel oldu, gündüzü ayrı güzel oldu. Öyle söyleyebilirim. Şabanözü kent meydanıyla Çankırı ve ilçelerinde bir numara haline geldi diyebilirim. Burada da gördüğünüz üzere burası eski çay bahçemizin olduğu alan. Burada çınarlarımız var, 3 tane çınarımız var. Çınar ağacımızı korumak adına da bir tane dükkandan vazgeçtik. Vazgeçtiğimiz miktar da gerçekten yüklü miktardı. Biz burada çünkü daha önce 2 tane dükkanımızı sattık. İkisinin değeri de yaklaşık 1.050.000 TL'ydi. Ama önemli değil dedik. 50 yıllık çınarlar kolay kolay yetişmiyor. 50 yıllık çınarı da muhafaza altına aldık. Korumuş olduk. Hem şeker hem de kolesterol oranı çok düşük olan ve beyaz pirince göre çok daha sağlıklı olan siyah çeltik, Düzce'de yapılan organizasyonda suyla buluştu. Ünü Türkiye'yi aşan Konuray pirincinin yanında Düzce'nin Çilimli ilçesi siyah pirinçle de iddialı olmaya hazırlanıyor. Son yıllarda ekimi yaygınlaşan siyah çeltik besleyici değeri çok yüksek, vitamin, mineral, antioksidan ile lif açısından zengin bir besin olarak nitelendiriliyor. Beyaz pirince oranla daha fazla magnezyum ve antioksidan içeren posa ve protein içeriği de daha yüksek olduğu belirtilen siyah çeltiğin ekimine Düzce'de de başlandı. Çilimli ilçesinde belediyenin de desteğiyle yapılan özel alanda ilk defa ekimi yapılan siyah çeltik için organizasyon düzenlendi. Hepsini öğrenmek lazım. Organizasyona Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. %110, %120 falan azalması var. Besin değeri yüksek, hocam da anlatmıştı. Ama bunun en önemli özelliği şeker oranının düşük olması. Glisemik indeksinin de bu anlamda düşük olmasını, şeker hastalarının ve bu tip besinlere ihtiyaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için planlanmış. Sağ olsun burada başkanımız, arkadaşlarımız bana bunu söylediler. Benim de çok hoşuma gitti. Bahar aylarında artışa geçen kene ısırması vakalarına karşı dikkat edilmesi konusunda uzmanlar uyarıyor. Henüz bir aşı geliştirilemeyen Kırım-Kongo kanaman ateş hastalığının ölümcül özelliğini koruduğunu belirten uzman doktor Merve Çelik, keneye elle temas, üzerine kolonya dökme, başını koparma gibi hataların yapılmaması gerektiği konusunda uyardı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüsle enfekte kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Hastadan bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de Tokat ili ve çevresi,
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri riski alanları oluşturuyor. Bunun içinde bizim ilimiz de var. Biz de riskli bir iliz. Covid-19'a dikkat ettiğimiz gibi Kırım-Kongo kanamalı ateşi de dikkat etmemiz ve koruma önlemlerini almamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın herhangi bir aşısı şu an mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisiyle hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4'ü 5'i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü, önemini hala sürdürüyor. Kenener ile temasın olduğu alanlarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunun için açık renkli kıyafetler giymemiz gerekiyor. Çizme giyebiliyorsak çizme giyebiliriz. Bunun dışında da vücudumuzu kontrol etmemiz gerekiyor riskli alanlara gittiğimiz zaman. Yılın her mevsimi market ve pazarlarda tüketiciye sunulan bazı çileklerdeki irilik ve şekil bozukluklarının hormon nedeniyle değil, soğuk havalarda bal arılarının çalışmamasından kaynaklandığı belirtildi. Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ebru Kafkas, Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ülkemizde sezon boyunca çileği piyasada bulmak mümkün. Marketlerde, pazarlarda, ister yazın ister kış aylarında çileği marketlerimizde bulmak mümkün. Özellikle bazı üreticiler iri meyveleri çilekli gördükleri zaman bu meyveler iri, bu meyvelerde hormon mu var sorusuyla kafaları da soru işaretleri oluşabiliyor. Halbuki bu çileklerde hiçbir şekilde hormon yok. Çilekte hormon kullanılmaz. Bu çok yanlış bir tabir. Önce onu ifade etmek istiyorum. Çilekte bazen kış aylarında havalar soğuk olduğu için bal arıları çalışmıyor. Çalışmadığı için de şekli bozuk meyveler oluşuyor. Çok iyi bir tozlanma ve döllenme gerçekleşemediği için yani kedi yüzü şeklinde olan şekli bozuk meyveler oluşuyor. İnsanlar bunu hormon olarak değerlendirebiliyor. Halbuki hormon değil bu. Arıların tam olarak tozlanma ve döllenme faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklanıyor. Çilek biliyorsunuz çok çabuk bozulabilen bir meyve. Çok hassas bir meyve. Ama son zamanlarda ilaçlamalarla ilgili üreticilerimiz bilinçlendiriliyor. Tarım Bakanlığı tarafından. Genelde ruhsatlı ilaçlar kullanılmaya çalışılıyor. Çevresinde doğa ve spor tutkusuyla bilinen emekli öğretmen Yeter Erdoğan ilerleyen yaşına rağmen Düzce'nin Cumayel ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaparak gençlere ve yaşıtlarına örnek oldu. Bursa'da yaşayan 3 çocuk 6 torun sahibi emekli sınıf öğretmeni Yeter Erdoğan yaklaşık 5 yıl boyunca mide kanseri ve belindeki omurilik kayması nedeniyle hareketsiz kaldı. Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşan Yeter öğretmen bir daha sporu hayatından çıkarmadı. İlerleyen yaşına rağmen cesaretiyle herkese örnek olan Erdoğan, su debisi yüksek 16 kilometrelik parkurda zorlu hareketleri yaparak gençlerin takdirini kazandı. Belki vücut olarak, görüntü olarak ihtiyarlamış olabilirim ama ruhum çok genç oldu. Gerçekten emekli öğretmenim, yaşamayı seviyorum. Triklik yapıyorum zaten kendim. Gerçekten güzeldi. Resmen adrenal yaşıyorsunuz. Grup olmak da, beraber olmak da çok güzel, zevkli. Ya oturmakla olmuyor. Benim yaşımdaki çoğu insanlar diz kapaklarından, bak benimden ameliyatlıyım ama ve tavsiye ediyorum da gelsinler yani korkmasınlar. Küçük yaşlarda başladığı mesleğini uzun yıllardır sürdüren Sinop'un son yorgancısı Alaaddin Karahmetoğlu, 10 metrekare dükkanda mesleğini ayakta tutuyor. İnsanların sağlığını insanlara anlatabilmek için bu işi yapmak gerekiyor. Ve ben de bu işi çok iyi bildiğim için, çok iyi analiz ettiğim için, insanların en çok hoşuna giden, insanın en çok yararına olan şeyler nedir? Onları yaparak insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Mesela
Örneğin kuzu günü veya merinos gününden yapılan yorganlarımız, yastıklarımız insanların sağlığını geri getiriyor. Örneğin koza pamuğu kullanıyorum. Koza pamuğu özelliği ter yapmaz, doğal ürünümüzdür. Ve bunları işlerimde bulundurmaya çalışıyorum. Bu meslek kaybolmasın diye mücadele veriyorum. Bir de meslekte tek büyük sorunumuz var. Sirak yetiştiremiyoruz. Kimse gelip mesleği öğrenmek istemiyor. Aslında çok harika bir meslek ama pek rağbet görmüyor. İnsanlarımız sentetik ürünlere ağırlık vermeye başladı. Aslında sentetik ürünler, yani kullandığımız sürece maskemizi takmamız mı gerekiyor? Çünkü bu petroldan yapılan bir ürünü evimizde saklıyoruz. Ondan sonra müşterim diyor ki, ya ben işte şu sentetik üründen bir yastık aldım. Ben çok terliyorum. Ben bunalıyorum, uyuyamıyorum. Bize diyor kardeşim, onu kullanmayacaksın. Ne alacaksın? Geleceksin yorganızıya, merinos yününden yastık alacaksın. Veyahut koza pamuğundan yastık alacaksın. Rahat edeceksin, rahat uyuyacaksın. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara 160 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü. Görevliler nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, çevre kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor. Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Bolu'da tarlada açan mor çiçekler güzel görüntü oluşturuyor. Bolu'da tarlada açan mor çiçekler güzel görüntü oluşturuyor. D100 Karayolu'nun Abant Kavşağı'ndaki çiçek bahçesini andıran tarlaya gören vatandaşlar araçlarından inerek fotoğraf çekiyor. Vatandaşlar tarlanın tamamında açan mor çiçeklerin oluşturduğu güzel görüntüden etkilendiklerini kaydetti. Biz buraya bayıldık. İzmir'den geliyoruz, Dikili ilçesinde. Çok güzel bir lavanta bahçesi. Asperka'da buraya gelmişken bize burayı tavsiye ettiler. Buraya da girdik. Çok bayıldık, çok hoşuma. Şimdi buradan lavanta doğru geçeceğiz ama burada fazla kaldı. Hakikaten hoşuma. Rengi özellikle çok güzel. Bahçe çok güzel. Harika. İlk defa geldik ama çok beğendik. Harika. Çok keyifli bir yer. Suya koyuyorsunuz. Bir de sarıyorsunuz. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Özel mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey özel mağazalarında. Özel mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu özel mağazaları spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız.
İşitme engelliler kadın milli handbol takımı 2022'de Brezilya'da yapılması planlanan 24. İşitme engelliler yaz olimpiyat oyunlarında altın madalya hedefliyor. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, hedeflerinin takımı olimpiyatlara hazır hale getirmek olduğunu söyledi. İşitme engelliler için hedef 2022'deki Diftivitis olimpiyatlarında takımımızı hazır hale getirmek ve milli takımımızı seçmeye çalışıyoruz burada. Federasyonumuzun hedefleri tek branş değil, 24 branşımız var. 24 branşta da bayan erkek arıyorsanız bu 48'e kadar çıkıyor. Biz camiamız bütün branşlar için hizmet vermek zorundayız federasyon olarak. Hem ülkemizde dünya şampiyonası yapmak hem yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu süreçte de çalışmalarımıza, tüm hızımıza ekip olarak devam ediyoruz. İşitme engelliler kadın milli handbol takımı baş antrenörü Şenay Bağdatlı da yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmalara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Handbol yeni bir branş, kadın handbol yeni bir branş işitme engellerde ve biz işitme engelli sporcularımızın handbol branşına artık devam etmelerini arzu ediyoruz. Handbolu biraz daha yaymayı arzu ediyoruz. Milli sporcu Nur Aykurt da dünya şampiyonasında ikinci olmalarının kendileri açısından büyük başarı olduğunu vurgulayarak şimdi hedeflerinin olimpiyat şampiyonu olduğunu kaydetti. Şimdi hedefimiz olimpiyat şampiyonu olmak, birincisi olmak. Takımın en küçük oyuncusu kaleci Şilan Okçu da salgından etkilendiklerini belirterek şunları söyledi. Ben milli takımın en küçük sporcusuydum. Bundan sonra pandemi nedeniyle antrenmanlarımızı yapamadık. Ama kendi evimde veya arkadaş çevrelerimizde çok çok çalıştık. Turnuva olduğu için çok çok mutluyuz. Çok fazla takım katıldığı için ben çok mutlu oldum. Hani daha da çok takım katılsın. Handbol branşında daha çok başarılı olsun istiyorum. Özer mağazalarından eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yatak odası, yemek odası, oturma grubu, halı, yatak ve baza gibi eski mobilyalarınızı %15 bedelle geri alıyor ve sizlere daha uygun fiyatlarla mobilyalarınızı yenileme fırsatı sunuyoruz. Aradığınız her şey Özel Mağazalarında. Özel Mağazaları. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Sporun ve sporcunun tek dostu Özel Mağazaları spor haberlerini sundu. BRTV ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.